Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Fen bilimleri dersinden 1. dönemin 1. yazılı örneği ile sizlerle beraberim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. A. Aşağıdaki sözcükleri uygun boşluklara gelecek uygun kelimelerle doldurun diyor. Bakalım. Dü nokta nokta dünyanın uydusudur. Bu çok kolaymış. Ay yazmalıyız buraya. Şöyle çizelim buradan. Memeliler nokta nokta solunumu yaparlar. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğer yazıyorum buraya da. Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda da nokta nokta etrafında dolanır. Dünya etrafında dolanır diyeceğiz. Kurbağalar yaşam döngülerinde nokta nokta geçirirler. Başkalaşım geçirirler. Biraz az yer ayırmışız. Evet başkalaşım geçirirler. Eğrelti otu nokta nokta örneği olarak verilebilir. Çiçeksiz bitki çiçeksiz bitki diyoruz. Ortamdaki uygun nem ve sıcaklık genellikle yiyeceklerin üzerinde nokta nokta mantarlarının çoğalmasına neden olur. Küf mantarlarının yazacağız ve bitireceğiz. Şimdi geldik doğru yanlış bölümüne. Güneşin yapısında hidrojen ve helyum gazları bulunur. Doğru. Dünya'ya en yakın olan gök cismi Güneş'tir. Yanlış. Çünkü en yakın gök cismi Ay var. Dünyaya en yakın yıldız deseydi güneştir diye o zaman doğru olurdu ama gök cismi dediği için yanlış bir cümle olmuş. Astronotların ayda bıraktıkları ayak izleri sonsuza kadar bozulmadan kalacaktır diyor. Doğru. Çünkü e, orada herhangi bir hava olayı yok. Oradaki izler bozulmayacaklar. Ayda yağış ve rüzgar meydana gelir demiş. Yanlış. Az önce söylemiştik orada herhangi bir hava olayı yok. Çok çok ince bir atmosfer var. Doğru düzgün atmosfer olmadığı için. Ayın kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünya etrafındaki dolanma süresi eşittir. Doğru. Ayın hep aynı yüzünü görürüz. Doğru. Yukarıdaki cümleden dolayı ayın hep aynı yüzünü görüyoruz kendi etrafındaki dönüş süresiyle dünya etrafındaki dolanma süresi eşit olduğu için hep aynı yüzünü görüyoruz. Güneşten daha büyük yıldız yoktur diyor. Yanlış. Vardır. Çok yıldız vardır. Fakat çok uzakta oldukları için küçük görünmektedirler. C bölümünde omurgalı hayvanları yazmamız istenmiş. Haritayı dolduralım. Omurgalı hayvanlar hemen başlayalım. Balıklar vardı. Balıklar Kuşlar sürüngenler Evet, kurbağalar vardı. Ve memeliler. Bu şekilde omurgalı hayvanları doldurmuş olduk. D bölümünde ise eşleştirme var. Evet, şapkalı mantarlar mantar oluyor. Yani B harfini buraya koymalıyım. Eğrelti otu bitkiler grubuna giriyor. A harfi salyangoz omurgasız hayvanlar, omurgasızlar bölümünde yani D harfi. Yılan sürüngenler bölümünde. E harfi aslan ise omurgalılar grubunda yani C oluyor. Şimdi çoktan seçmeli sorular. Aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisi kuşlar grubuna girmez? Evet sevgili öğrenciler tahmin etmişsinizdir yarasa. Çünkü yarasalar memeliler grubuna girerler. Kuşlar grubunda yer almazlar. Çünkü kuşlar yumurtayla çoğalır biliyorsunuz. Ama yarasa memeliler grubundadır. 2. insan, inek ve yarasa verilmiş. Yukarıdaki üç canlının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üçünün de ortak özelliği doğurarak çoğalmaları yani memeliler grubunda olmaları. Ee, uçabilmeleri değil, omurgasız olmaları değil, yumurtayla çoğalmak zaten değil. Doğurarak çoğalmak diyoruz. Geldik üçüncü soruya. Evet, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 1. Ay Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Doğru. Ay'ın kalın bir atmosferi vardır. Yanlış. Ay'ın şekli küreye benzer. Doğru. Ay hareket etmez diyor. Yanlış. Bakıyoruz. 1 ve 3 doğru. Cevabımız B şıkkı oluyor. 4. Gökyüzünde çok küçük görünen uçak piste indiğinde çok daha büyük görünür. Yukarıdaki örnek aşağıda verilenlerden hangisi açıklanırken kullanılabilir? Şimdi sevgili öğrenciler buradaki cümlelerin hepsi doğru cümleler. Ama buradaki örnekle ilgili olan bize lazım. A. Güneşten çok daha büyük yıldızlar olmasına rağmen gökyüzünde nokta şeklinde görünürler. İşte bu. Uzaklıkla ilgili bir cümle bu. Çünkü uçak uzakta olduğunda küçük görünüyor. Yaklaştıkça büyümüş oluyor. Yıldızlar da uzakta olduğunda çok küçük görünürler. Nokta şeklinde görünürler. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığımıza zarar verir. Bu doğru bir cümle ama burada ilgisi yok bununla. Farklı günlerde ayın görünümü farklı olur. Yine bununla ilgisi yok. Diğer cümlenin de bununla ilgisi yok. 5. Resme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi resme baktığımızda İlk dördün bir numaralı. ikinci e, resmimiz yeni ay. Son dördün ve dolunay. Yani ayın evrelerinden bahsediyor. Hangisi uyuyor? Bakıyoruz. İlk dördün yeni ay. Son dördün ve dolunay. Evet A şıkkı uyuyor. Diğerlerine şöyle bakayım. Evet doğru yaptık. Altıncı soru. Ayın kendi etrafında dönüş süresiyle dünyanın etrafında dolanma süresi eşittir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucudur? Evet. Ayı gezegenlerden büyük görürüz. Bununla ilgili değil. Ayı farklı evrelerde görürüz. O da değil. Ayın yüzeyi kraterlerle kaplıdır. O da değil. Ayın her zaman aynı yüzünü görürüz. Evet buradaki cümlenin sonucu olarak D şıkkı oluyor. Yedinci sorumuz. Bir resmimiz var. Güneş bu tarafta ve güneş ışınları bu taraftan geliyor. Dünyadan Dolunay evresinin gözlenebilmesi için ayın 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen konumlardan hangisinde olması gerekir diyor. Şimdi güneş ışınları buradan geldiğine göre zaten şöyle dünyayı ortadan ayırırsam burası gündüz halde burası akşam gece halinde. Buradaki insanlar tam bir numarada güneş ışınları bir numarada ayı ön yüzünü aydınlattığı için tamamını aydınlık görürler. Ve bir numarada dolunay şeklinde görünür. Evet bir numarayı işaretliyoruz. Burada dört numarada olmaz. ilk dördün diğerinde de son dördün olarak görünür. Tam karşıdan ışıklar geldiğinde hepsi aydınlık görüneceği için dolunay oluyor. Sekizinci sorumuz. Bitkiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Pek çok canlıların besin kaynağıdır. Doğru. Mantarlar bir bitki çeşididir. İşte bu yanlış sevgili öğrenciler. Mantarlar kendi grubuna girerler. Ayrı bir gruptadırlar. Bitki olarak kabul edilmiyorlar. Çiçekli ve çiçeksiz olanları vardır. Oksijen ve besin üretirler. Bunlar doğru. Cevap beş olacak. Bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Her zaman olduğu gibi sizlere sınavlarınızda, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.